Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Uhud Savaşı'ndan sonra müşriklerde bir üstünlük, bir şımarıklık hali vardı. Belli ölçüde Bedir Savaşı'nın intikamını almışlardı. Belli bir üstünlüğü elde etmişlerdi. Bu onların şımarmasına yol açıyor, yer yer Müslümanların üzerine saldırmaya yöneliyorlardı. Esed oğulları Medine'ye baskın düzenlemenin gayret içerisine girdiler. Müminlerin zayıf düşmeleri onların iştahını kabartıyor, tam zayıf zamanlarında hem baskın yapmak, servetlerine el koymak, ciddi kazançlar elde etmek, hem de Mekkelilere yardım etmiş olmak adına bir gayretin içerisindeydiler. Peygamber Efendimiz Arap Yarımadası'na istihbaratçıları göndermişti. Peygamber Efendimiz Arap Yarımadası'nda olup bitenleri tabiri caizse dört gözle gözlüyordu. Gereken tedbiri zamanında almıştı. Esed oğullarının Medine'ye baskın yapacaklara haberini alıyor, hemen 150 kişilik bir seriye oluşturuyor, komutan olarak Ebu Seleme bin Abdülesed el-Mahzumi'yi tayin ediyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam seriyenin komutanı Ebu Seleme'ye sancağı veriyor ve Esed oğulları yurduna varıncaya kadar ilerle. Oraya vardığında da karşılaşmayı beklemeksizin baskın düzenle buyuruyordu. Ebu Seleme süratle hareket ediyor, Esed oğulları yurduna ulaşıyor, hayvanlarının olduğu yere baskın yapıyor, karşılarına kimse çıkmadığı gibi pek çoğu da kaçıyordu. Baskın düzenlemek için hazırlanan Esed oğulları neye uğradıklarını şaşırdılar. Bir araya dahi gelme cesaretini gösteremediler. Yurtlarına gelen seriyenin karşısına dahi çıkamadılar. Medine ile Esed oğulları diyarı bir hayli mesafeliydi. Bu uzun mesafeyi müminler süratle geçtiler, onları ciddi boyutlarda korkuya mahkum ettiler. Müminlerin zayıfladığı şeklindeki algıyı tersine döndürüyorlardı. Hiç de zayıf olmadıkları, istedikleri zaman ciddi güçler hazırlayabileceklerini ortaya koydular. Bu mesaj Arap Yarımadası'nda yankı buluyordu. Bir başka hareketlilik, Huzeli kabilesinin öncülerinden Halid bin Süfyan el-Huzeli tarafından oluyordu. Kendi kabilesinden ve diğer kabilelerden savaşçılar topluyordu. Hedef Medine'ydi. Müslümanlara büyük bir darbe vurmak ve servetlerine hakim olmaktı. Onun bu hazırlığı Peygamber Efendimiz'e haber olarak ulaşıyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, şerefli arkadaşlarından Hazreti Abdullah bin Üneys el-Cüheni'yi görevlendiriyordu. Talimat, Abdullah gidecek, Halid bin Süfyan'ı öldürecekti. Tehlike daha başlamadan bitirilecekti. Ama Abdullah bin Üneys, Halid bin Süfyan'ı tanımıyordu. Peygamber Efendimiz'e soruyordu, "Ya Resulallah, onu nasıl tanıyacağım? Onu bana tarif edebilir misiniz?" Peygamber Efendimiz, "Onu gördüğünde titremesi olan biri olarak bulacaksın," buyurdular. Hazreti Abdullah bin Üneys radıyallahu anh şöyle anlatıyor: "Hazırlıkları yaptım, kılıcımı kuşandım ve kervanla yola çıktım. Nihayet ikindi vakti oraya ulaştım. Ararken onu Resulullah'ın tarif ettiği şekliyle tanıdım. Ona iyice yaklaştım. O bana kimsin diye sordu. Ben Araplardan biriyim. İşittim ki şu adam için, peygamber için adam topluyormuşsun. Onun için sana katılmaya geldim," dedim. "O evet, ben bu işin içindeyim," dedi. "Onunla bir müddet yürüdüm. Bir fırsat kolluyordum.
tenha bir yere varalım istiyordum. Fırsatını bulmuştum. Hemen kılıcımı sıyırdım ve şiddetli bir darbe indirdim. O olduğu gibi yere yığıldı. Ben hemen oradan uzaklaştım, Peygamber Efendimiz'e durumu bildirdim diyordu. Atalarımız ne kadar güzel söylemişlerdi. Su uyur, düşman uyumaz. Toplumun öncüleri o büyük toplumsal sorumlulukları nedeniyle en yüksek bir duyarlılık üzere olmak makamındaydılar. Hazreti Ömer Efendimiz devlet başkanlığı yıllarında bu derin sorumluluğu dile getiriyordu. Gündüz uyusam milletimi, gece uyusam kendimi kaybederim diyordu. O bu yüksek duyarlılığı peygamber ikliminden almıştı. Peygamber Efendimizin ümmetine düşkünlüğü, ümmetin üzerinde titremesini ayet-i kerime şöyle beyan ediyordu. Onlara, ümmete bir musibet isabet etmesi, bir acının dokunması onun çok zoruna gider buyuruluyordu. Peygamber Efendimizin belirgin bir özelliği vardı. Bir hadis-i şeriflerinde gözlerim uyur, kalbim uyumaz buyuruyordu. Medine'de bir İslam toplumu kuruluyordu. Kurucusu Allah'ın Resulü'ydü. Rabbani esaslara göre bir toplum inşa ediyordu. İnsanlığın çekirdek kadrosunu oluşturuyor ve bütün zamanlara model olacak olan bir toplum inşa ediyordu. Onlara ilişkin zirve boyutlarında bir duyarlılığı vardı. Onlara gelecek bir bela ve musibete dair son derece hassastı, dikkatliydi. Daha tehlike oluşurken önünü kesiyor ve toplumunu korumaya çalışıyordu. İslam tarihinin asr-ı saadet döneminin en acılı olaylarından bir olay vardı. Ona Maune, bir Maune katliamı deniliyordu. Amir kabilesinin lideri, önderi Medine'ye geliyordu. Bu Ebu Bera idi. Medine'ye Peygamber Efendimizle görüşmeye geliyordu. Ebu Bera Müslüman değildi ama Müslümanlara karşı saygı ve sevgi duyuyordu. İslam'ın yüce bir değer olduğunu kısmen anlıyordu. Kabilesinin ve çevresinin İslam'ı öğrenmesini, giderek Müslüman olmasını arzu ediyordu. İslam giderek güçleniyordu. Bunu Ebu Bera çok rahat olarak görüyordu. İleride Müslümanlarla ittifak edilebilirdi. Ebu Bera geleceği hesap ederek hareket etmek istiyordu. Ebu Bera Peygamber Efendimizle görüşüyor, İslam'ı kavmine ve kabilelere öğretecek bir ilim heyeti istiyordu. Peygamber Efendimiz bu teklife sıcak bakamıyordu. Çok kısa bir zaman önce Adal ve Kara kabileleri bir ilim heyetini pusuya düşürmüşler ve şehit etmişlerdi. Peygamber Efendimizin kalbinde onların acıları baskın bir haldeydi. Bir de Uhud Savaşı'ndan sonra bazı kabileler Müslümanlara tepeden bakmaya başlamışlardı. Müslümanların zayıf olduğu kanaatindeydiler. Yer yer Müslümanlara karşı tuzaklar kuruyor, baskınlar yapmaya çalışıyorlardı. Ebu Bera, ilim heyetinin güvenliğinden kendisinin sorumlu olacağını, onları himayesine alacağını, kendi himayesinde olanlara hiç kimsenin bir şey yapamayacağını söylüyor ve isteğinde ısrar ediyordu. Peygamber Efendimiz Ebu Bera'nın isteğini onaylıyor ve Necit bölgesine ileri sayısta bir irşat ekibi gönderiyordu. Rivayetlere göre İslam'ı anlatacak olan İslami heyet ekibi 70 kişiydi. Kimi rivayetlere göre ise 40 kişiydi. Hazırlıklar yapıldı ve yola çıkıldı. İlim heyetinin tamamı Suffe ehlinden, Suffe topluluğundandı. Peygamber Efendimizin özel ilgilendiği ilim talebelerindendi. İlim ehlinin görevi belliydi. Amir, Zekran, Usayye, Ril ve Lihyan kabilelerine İslam'ı anlatmak, İslam'ı öğretmekti. Yolculuk devam ediyordu. Maune ismiyle bilinen kuyunun yanında mola verdiler. Yanlarına Amir kabilesinin ileri gelenlerinden Amir bin Tufeil geldi. Peygamber Efendimizin talebelerinden Haram bin Milhan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubunu Amir bin Tufeil'e verdi. Amir mektubu okumadan
Haram bin Milhan'ı mızrağıyla şehit etti. Kabilelerden oluşturduğu savaşçılarla ilim heyetinin çevresini kuşattı. Bu genç İslam alimlerinin İslam dinini terk etmelerini istediler. Bu teklif Müslümandan öte İslam'ın ilim yorcularına yapılıyordu. Tebessüm ettiler. İslam'ı bırakıp putlara bağlanmak kulun düşeceği en zelil, en vahim noktaydı. İslam'ın bu asil insanları seve seve İslam'ın yolundan serden geçeceklerini dile getirdiler. İlim heyeti içinde Süleym kabilesinden Urve bin Esma radıyallahu anh vardı. Katillerin reisi amir Süleymlilerle ittifak halindeydi. İlişkilerin bozulmamasını istediği için Urve'ye ilişmeyeceklerini, gidebileceğini söylüyordu. Ben hiçbir zaman müşriklerle dost olmamaya Resulullah'a söz verdim. Ben ne müşriklerin bağışını kabul ederim ne de şu arkadaşlarımın vurulup şehit olacakları yerden kendimi uzak tutarım diye cevap veriyordu. Bir avuç mümin adamın üzerine bir sürü saldırıyordu. Çetin bir mücadele oluyordu. Ama müminler bir bir kara toprağa düşüyordu, şehit oluyordu. Şehitlerin arasında bir şehit vardı. Onu şehit eden müşrik Cabbar bin Sülma daha sonra Müslüman oluyordu. Cabbar şehit ettiği mümin Hazreti Ebubekir Efendimizin azatlı kölesi Amir bin Füheyre'ydi. Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebubekir Efendimizin hicret yolculuğunda Amir bin Füheyre de vardı. Hazreti Amir bin Füheyre'yi şehit eden Cabbar şunu anlatıyordu. Mızrağımı Amir'e sapladığım zaman Amir kazandım vallahi diye bağırdı ve şehit düştü. O son döneminde nereye gidiyor olduğunu görüyordu ve kazandığını yeminle söylüyordu. Maune olayı Medine'yi hüzne gömüyordu. Peygamber Efendimiz bu acıya dayanamıyor ve tam bir ay boyunca bu İslam'ın genç bilginlerini şehit eden katillere Rabbinin gereğini yapması için dua ediyordu. Bu kabileler çetin kuraklıklar yaşadılar. Sonra o kabileler de veba halk salgını baş gösterdi. Yüzlerce kişi acılar içerisinde can verdi. Bu kabileler Medine'ye geldiler, Peygamber Efendimiz'den özür dilediler. Peygamber Efendimiz onların aleyhine yapmakta olduğu duadan vazgeçtiler. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.